Şimdi nefrette aşırılığın birkaç tane noktasından bahsedeceğim. Bir de düşmanlıkta aşırılık var dördüncüsü olarak. Mesela menfaatler çatışıyor. Adam öyle bir aşırı gidiyor. Öyle bir aşırı gidiyor ki Allah ona lanet etsin. Allah onu kahretsin. Allah onu öldürsün. Allah çoluk çocuğunu öldürsün. Ya dur ya dur. Adamın soyuna, sopuna, her şeyine beddua ettin, lanet okudun yapma. Veya adam cemaatten ayrılıyor. Tamam mı? Adamın bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkarıyorlar. Bu iş mi şimdi? Bu olacak iş mi yani? Bak sevgide aşırıydın şimdi nefrette aşırısın. Geçmişte de böyleydi. Diyorum ya gelip hocaları övüyorlardı. En ufak bir tekfir meselesi aralarına girdi mi? O cahildir o ne biliyor. Dün İbni Teymiye'ye Şeyhul İslam diyen adamlar bugün duyuyorum ben o cahildir ne biliyor ki diyorlar. Neye şaşırıyorsunuz? Yani bunu herkes için kullanıyorlar. İşte bu sevgide aşırılık nefrette yine aşırılığı doğuruyor. Onun için Peygamber Aleyhisselatu vesselam sen biriyle sıkıntı yaşayabilirsin, husumet yaşayabilirsin. Birbirinize lanet okumayın diyor, değil mi? Mesela Aleyhisselatu vesselam diyor ki birbirinize Allah'ın laneti, Allah'ın gazabı, cehennem temennisinde asla ama asla bulunmayın. Ona bu şekilde beddua etmeyin. Mesela Peygamber Aleyhisselatu vesselam evet bazı kavimlere beddua etmiştir ama asıl itibariyle beddua etmememizi emretmiştir. Lanet okumamamızı emretmiştir. Biz de diyoruz ki mesela ya bu adam kötü olabilir, yanlış bir şeyler yapmış olabilir. Hidayet dile diyoruz. Adam lanet okuyor. Allah lanet etsin diyor. Bunlar verdiğim örnekler yanınızda oturanlardan birileri de olabilir. Dikkat edin. Ben çok duyuyorum. Adam nefrette aşırılık yapıyor. Halbuki bizim şunu yapmamamız lazım. Yani şeytana yardımcı olmamamız lazım. Adamın ayağı kaymış gitmiş bir tanesi bir tekme de sen vuruyorsun. Diyorsun ki Allah'ın rahmetinden uzak ol diyorsun. Yapma kardeşim, yapma. Öyle deme. Allah hidayet etsin de onun için güzel temennilerde bulun, dualarda bulun. Böyle yapman gerekirken sen ne yapıyorsun? Sen lanet okuyorsun. Bakın şu örneği vereceğim. Bu örnek kulağınıza küpe olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki: "La tasubu'ş şeytan." Şeytana sövmeyin diyor. Sabbe sövmek demektir. Bunun içine lanet okumak başka şeyler de girebilir yani. La tasubbu eşşeytana. Şeytana sövmeyin ve taavvudu billahi min Ancak onun şerrinden Allah'a sığının. diyor. Neden? Başka bir hadis bunu zaten açıklıyor. Diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu konu hakkında bize öğütler veriyor. Bir gün Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın terkisinde biri var. O şekilde devede gidiyorlar. Hayvan ayağa takılınca sahabe diyor ki hey aksi şeytan. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki öyle deme. Böyle deme diyor. Sen bunu söylediğinde şeytan büyür 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 ve bir ev kadar olur diyor. Ne de? Bismillah de. Yani Allah'a zikret. Sen neden hakaret ediyorsun? Sen neden küfür ediyorsun? Şeytan kendini bir şey zannediyor demek istiyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Peki bunu nasıl anlamamız lazım? La tesubbu şeytane, şeytana sövmemek gerektiği ile alakalı. Şundan dolayı mesela adam ana avrat şeytana sövüyor. Şeytan da ona gülüyor. Vay ahmak diyordur kim bilir. Sen günaha girdin bana hiçbir şey olmadı diyordur. Bu aşırılık işte. Aşırılık. Sünnet sana neyi emretmiş? Sünnet sana ana avrat şu bu şeytana hakaret etmeyi küfretmeyi emretmemiş ki. Demiş ki onun şerrinden Allah'a Sen ne yapıyorsun? Sen dilini Kötü kelimeleri alıştırıyorsun. Şeytan da sana gülüyor. Şeytan amacına ulaşıyor. Sen ise küçülüyorsun. Onun için bu çok önemli bir noktadır. Bizim her noktada lanet edici, küfredici, hakaret edici olmamamız lazım. Bilakis dua edici, ıslah edici olmamız lazım. Bunu yine söylemekte fayda var.